burada yaşıyor. 3 senede diyor birileri. Biri diyor 2 senede yaşıyor. Biri diyor 3 senede yaşıyor. Ama bana 1 sene gibi geliyor. 1 gün gibi geliyor yani. 1 gün gibi. Ben bir zamanlar burada toplu ineği bıkıyorum. Vallahi billahi diyorum. Bak ben şimdi soyunsam ahlın hayalin şişer. Hakikaten öyle ha. Aha elimi böylece tutayım. Bak. Aha böyleydi benim ya. Allah bilen versin. Maktasın gibiydim ben. İstersen bir hareketimi göstereyim. Gör inanmazsın. Antrenmansızım. Gördün mü? 84 kiloda ben orta siklette ben boks yaptım. Avusturya'da, Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de gezmediğim ülke kalmadı. İlk boksu Sinan Şamil Sam'dan öğrendim. Ondan sonra onun arkadaşları vardı, kickboksu öyle öğrendim. Ve ta orta siklete çıktım. Ağır siklete çıkacaktım. Çıkamadım, kurban oldum. Dayak yiyordum ama olsun diyordum. Rakibimin gözüne bakıyordum sadece. Bak bak. Böyle gözüne bakıyordum. Korku var mı yok mu? Hemen anlıyordum yani. Ben bunu nakavt ederim arkadaş diyordum. Bir ayağımı bir asıyordum böyle. Herkes beni alkışlıyordu. Herkes. Kafama şapkayı takıyordum Türk bayraklı. Müzikle çıkıyordum o ringe. Ama nasıl müzik biliyor musun? İstiklal marşıyla çıkıyordum. İstiklal marşıyla. Anladın mı? 3 yıl oğlum herkes beni alkışlıyordu. Gürkan Özkan. O beni nakavt etti ama Gürkan. Gürkan Özkan nakavt etti. Çünkü o sokak doğuşçusuydu. Hep sever nakavt olduk. 17 kez de nakavt olduk. Bak şimdi her şeyim vardı. Mercedes'im, motosikletim, Kawasaki, evim, plazma TV'm. Her şeyim vardı. Param da vardı. Bir karım, 12 senelik karım beni aldattı. Ben yıkıldım işte o zaman. Şimdi ben neyin cezasını çekiyorum biliyor musun? 17 kez nakavt ettiğim adamların cezasını çekiyorum. Can acıttım. Alkole düştüm. Bir kadın beni yıktı. Bir dişi beni yıktı. Ben artık yoruldum bu dünyadan. İnsanlara güvenim kalmadı. Arabamı da bağışladım. Motorumu da bağışladım. Evimi de bağışladım. Bir pantolonla... 2 gömleğine buraya çıktım geldim. Hayat işte böyle bir hayat. Şimdi Mercedes arabaya binerken bak cebimde bir kırık aynam var. Bir de kötü radyom var. Bak onu da göstereyim. Onlar hep çöpten buldum. Öyle arada sırada dinlerim. Hani derler ya kurt kocayınca köpeklerin maskarası olur. Şimdi tutsam belki 54 kilo gelmem. Ha ne demek bu? Bu Mevlam bana bir ceza verdi bana. Ben o kadar can yaktım. Bir daha can yakmayacağım. Şimdi hepsini rüyalarımda görüyorum. Bu kadar nakavt ettiğim adamlar var ya. Hep rüyalarımda görüyorum. Birinin boynunu vurdum ya. Adam ölecekti neredeyse. Hani yumruğu vurunca, yere düşünce boynu gitmiş, hastaneye zor yetişti. Ben onların cezasını çekiyorum arkadaş, yeter. Ben dedim neden bu ellerim insanlara girdi? Bir daha girmesin dedim ya. Bir daha vurmayayım bunu. Dedim bir kızım var benim, bir kızım var. Bu giden sarı kız gibi yok. Şimdi şöyle bir kızım oldu ben. Bak, telefonda kontürün varsa kızım ara konuş. Konuşayım inanmazsan duy.
Amine. Kuzum ben babanım. Ne yapıyorsun, iyi misin? İyi misin? Terezine bakayım. Yanaklarından öptüm kuzum. Ben senin kokunu çok özledim. Sen beni özlemedin mi? Ölmezsem gelirim bir gün kurban oldu. Tamam. Ben seni rahatsız etmek istemiyorum sadece bu kadar. Ya görmek istiyorum tabi kurban oldu. Ben seni özlemez olur muyum? Hadi görüşürüz, kurban olurum sana, tamam mı? Tamam babam, tamam babam. Anladın mı? Ben bak varlığı da gördüm, yokluğu da yaşıyorum. Cebimde 1 milyon param var. Bak şuraya bak, ne güzel bir manzara var değil mi? Görüyor musun değil mi? Ama onun içindekilerini görebiliyor musun? Göremiyor. İşte insanoğlu da aynı oradadır. Bu yüreğindekini göremezsin ben. Bir kara kutu gibidir, aynı uçaktaki gibi. O ne zaman? Öldüğün zaman çıkar piyasaya. Gözünü yumduğun zaman, gittiğin zaman piyasaya çıkar. Ama bu dünyada ne güzel yaşamak var, nasıl güzel yaşamak var? Kimseyi incitmeyeceksin, kimseyi kırmayacaksın, üzmeyeceksin. Ben bunu öğrendim ama şimdi güzelleşti. Mütevazi, sakin, hoşgörülü oluyor. Anladın mı? Karıncayı bile incitmiyor. Anladın mı? Asil kedi, asil kedi ve asil köpek. Bak iyi dinle. Asil kedi ve asil köpek ölüsünü sahibine göstermez. Bizde de bir asillik var hemşer. Ben de anamı babamı göstermiyorum. Yıllarca burada yatıyorum. Bir gün burada ölürüm. Bak ölürüm. Ama asilim. Güzelce ölürüm. Anladın? Güzel bir şekilde ölürüm ben. İzledin mi sen o filmi? 300 Spartalı. Kralı biliyor musun? O da asil bir adam. Ölümünün sahibine göstermedi bak. Karısına göstermedi. Yani beni ona ver. Ben daha bak 3 senedir burada yaşıyorum. Ölümümü bekliyorum. Ama ölmüyor. Ölemiyor ki. Şuradan ben atsam kendimi aşağıya, öbür dünyamı yıkarım. Öbür dünyada bana bir mekan var. Bir mekan var. O mekanı yıktığım zaman o olmaz. Yoksa atarım. Ben ölümden korkum yok ki. Şuradan aşağı atarım kendimi. Ya şimdi bak kurban olayım. Şöyle düşün. Şu binada yaşayan adamın elektrik su parası var. Bak elektrik su parası var. Arabası varsa kasko parası var. Kira parası var. Bilmem zırt parası var. Cat parası var. Cüt parası var. İyi tonikaya var. Ama ben burada yaşıyorum. Benim hiç ne kiram var ne param var ne. Ama param olmasa da ben mutluyum. Mutluyum. Ama onlar olmadığı zaman mutlu olamaz. Onları getir, şu bir gün şu mağarada yaşasın. Koca koca farenin, yılanın içinde. Sadece bir gece. Mümkünatı yok, yaşayamaz. İşte 300 Spartalılar gibi korkusuz olmak çok önemli. Anladın mı? Korkusuz olmak çok önemli. Ben hiç kimseden korkmam, Allah'tan başka. Çünkü benim korkum yok. Ben korkumu yendim, nefsimi yendim, öfkemi yendim, kinimi yendim, nefsimi yendim. Ben rinklerde de korkusuzsam, burada bana bilmiyor. İnsanlardan 1 milyon isteyiz diye düşünüyorum. Yalan mı söyleyeyim?